E, haberler geldi. Burada Trump'ın işaret ettiği mesele e, oyların bazı yerlerde sandıkların kapanması gerektiği halde yani posta servisinin oyların e, toplanmasını durdurması yani örneğin diyelim ki farazi saat 18'de oy verme işleminin bitmesine rağmen postaneye hala oyların geldiğini ve bunların sevkiyatının oy merkezlerine, eyaletlere yapıldığına dair bir ibaresi var. Hı hı. Muhtemelen başta Arizon olmak üzere tarafların birkaç yerde itirazı olacak eyalette. Şimdi burada itiraz olduğu zaman da değerlendirilecektir ama süreç uzayacak. Neticede bu sayımdan bahsettiğimiz zaman oy verme işleminin bittiğini düşünürsek bu sayım birkaç gün daha sürecek gibi gözüküyor. Yani net bir sonuç alana kadar. Neticede bir kez daha söylüyorum esas kritik sandıkta verilen değil, posta ile verilen oylar. Şu an onların sayımı geciktirecek ve önümüzdeki günlerde de bu devam edecek. Yani bu akşam Trump her ne kadar zaferini ilan etse de belki çok yakınlaşsa da nihai bir resmi olarak ya da gayri resmi olarak bu oylar sayılmadıkça iki taraf da bunu ilan etmek konusunda tereddütte bulunacaktır. Trump'ın yaptığı bir psikolojik baskıdır karşı tarafa. Çünkü zaferini ilan etmiş, detaylar vermiş. Eğer bir aksilik olursa da söyleyebileceği çok basit bir şey var. Zaten sosyal medyada Twitter'da attığı mesajda oylarımızı çalıyor mesajıydı. Twitter'ın sansürlediği sizin yayının başında söylediğiniz bunun bir altyapısını oluştur. Yani biz kazanmıştık. Ben size detayları da verdim. Ama gördüğünüz gibi şaibeli bir durum var. Trump ne diyor? Bu Amerika'ya yakışmıyor, utanç verici diyor. Hatta daha ilginç bir şey var konuşmasında detay veri akışının kesildiğini evet, söyledi. Her şey durdu dedi. Yani buradaki Türkiye'de de çok eleştirilen bir konuydu bu seçimlerde. Veri akışının e, sandık sonuçlarının aktarılmaması. Hı. Amerikan seçimlerinde de Trump'ın e, ağzından dinlediğimiz kadarıyla benzer bir seçim sonuçları veri akışının televizyonlara ya da partilerin merkezlerine ya da kampanya merkezlerine aktarılmadığı konusunda Trump'ın bir şikayeti var. Bu da e, kayda değer. Size demiştim ya Amerikan siyasetiyle Türk siyaseti Hayli e, başa baş gidiyor, paralel gidiyor. Bu veri akışı meselesinin Trump'ın şikayet etmesi de e, biraz önce söylediğim bazı yerlerde medya e, Trump'ın kazandığı yerleri göstermiyor. Ama şunu söylemek lazım kazananın e, kimse bu kazanacak olan <laughs> çünkü onu birazdan herhalde tahmin etmek e, zor olmayacak. Çünkü Pensilvanya önemliydi orasına bağlı olarak Trump'ın kazanacak. E, çok az bir farkla kazanacaksa kazanacağı ama Biden'a kazanacaksa çok az bir delegeyle kazanacağını söylemek mümkün. Ben izninizle şunu bir söylemek isterim bu oy meselesinde. pek